Evet arkadaşlar merhaba, hayırlı günler, hayırlı akşamlar olsun. Kısa bir bilgilendirme hatırlatma için küçük yatırımcının dostu olan kardeşiniz sizlere bir video çekecek, buradayız. Bu anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibarettir. Hiçbir hisse al sat tut tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar merhaba. En güzel günler sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısında küçük yatırımcının dostu olan kardeşiniz 23 yıllık tecrübelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyor ve paylaşacak da. Şimdi arkadaşlar yaklaşık bir haftadan beri sizleri uyarıyorum. Bu endeks gel gel yapacak ve endeks düşecek, dikkatli olun. Hatta ben ne zamandan beri sizleri uyarmaya başladım arkadaşlar? Bütün bayramlardan ve tatillerden önce, hatta yılbaşından bir hafta önce de dedim ki arkadaşlar endekse dikkat edelim. Avrupa'da Noel tatili, endeks yukarı çıkar gibi gel gel yapacak yükselişler dedim. Satış fırsatıdır. En son geçen Perşembe günü, yani 3 seans önce arkadaşlar endeks saat 2'de bir video çektik. Dedik ki ben %60-70 nakide geçiyorum. Arkadaşlar dikkatli olun. Sadece Cuma günü biraz yükseldi diye bana hakaret eden kardeşlerime de saygı duyuyorum. Onu da biraz önce videomda söyledim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ben ne yapacağım? Ben ne zaman alıma geçeceğim? Ben borsada ne zaman alacağım? Hani diyorsunuz ya. Yahu kardeşim, sattık nakite geçtik ama biz ne zaman alacağız? Şimdi arkadaşlar, borsa bir hastalık oldu. Borsa bir hastalık oldu. Yani şimdi elimde diyelim ki 300-500 bin liralık bir nakitim var. 100 lira, 200 lira ve 50 lira nakitim var. Ben bu 50 liralık nakitle ne yapabilirim? Şöyle bir düşünüyoruz. Ya düşünüyoruz. Ya bir 300 bin lira nakitim var diyelim, yuvarlak diyelim. Bir ev aramam. Bir doğru dürüst araba alamam. Dolar euro altın alsam ne getirecek ki? Boş boşuna orada duracak. Götürsem bankaya faize versem hiçbir şey hiç getirisi yok. Ne yapacağım ben kardeşim? Borsaya gireceğim. Her yerde bas bas bağırıyorlar. Borsa alternatifsiz, borsa alternatifsiz. Herkes borsaya girecek. Bu tamam doğru. Borsaya gireceğiz. Ama borsaya hastalık derecesinde girmeyeceğiz. Borsa bir hastalık oldu. Ya arkadaşlarım, çevremdeki arkadaşları izliyorum. Ya bir hisseyi satıyor borsa düşerken. 10 dakika değil, sadece 2 dakika zor dayanıyor. Atıyorum işte bugün bana söylüyor kendisi. Onu konuştuk da onun videosunu çekmek istedim. 496'dan diyor Tüpraş'ı sattım. 497'ye gitti, dayanamıyorum diyor. Saat 4-5 civarlarında dayanamıyorum diyor. Ya dedim bekle. Sadece 15 dakika beklesen 490'dan geri alacağım ama ben dayanamıyorum diyor. Hastalık derecesine geldi. Borsada işlem yapmadan, hisse alıp satmadan duramayan arkadaşlara sesleniyorum. 490 diyor, 6'dan sattım, 495'ten geri aldım diyor. Baktım düşüyor, 493'ten geri sattım, 490'dan geri aldım. Baktım düşüyor, 488'den sattım, 487'den geri aldım diyor ya. Bir baktık 473'ten kapattı. Duramıyorsun. Yani arkadaşlar, ya ne söyleyeyim ben? 23 yıllık tecrübelerimi sizlere anlatıyorum ama bazı arkadaşlarım harbiden dinlemiyor. Yani ya dinlemek istemiyor, işine gelmiyor. Ben sizlerin para kazanması için uğraşıyorum. Sevgili kardeşlerim, biz bir aileyiz dedik. Biz bir kardeşiz dedik. Beni tehdit dahi ettiler, borsada kanalını kapat git. Sana ne küçük yatırımcından diyenler bile oldu. Umursamadık. Biz şimdi borsanın dalgalı olacağını söylüyoruz. Diyorum ki bak, ben kendi şahsi fikrim. Endeks yukarı gidişleri satış fırsatı, sert düşüşler azar azar alış fırsatı. Azar azar. Ya benim 20 bin liram var ise 5 tane kendi kafamdan hisse belirlerim, 5 tane. Sadece 20 bin liram var ise. Ya bu adam diyor ki yükselişler satış, düşüşler alış. Bir bakayım bakalım oluyor mu?
Bugün ne yaptı endeks? Yukarı şey, dün ne yaptı? Yukarı gider gibi yaptı. Artı bir, bir buçuk. Yükselişler satış dedi. Satayım. Bugün ne yaptı? Sert düştü. Alayım. Ama satmış olduğumuz nakitimizin sadece %20'si ile alacağız. 20 bin liramız vardı. %20'si ne yapar? 4 bin lira. Demek ki ben 4 tane 1000'er liralık hisse alacağım. Her sert düşüşte. Her sert düşüşte. Bugün %4-5 düştüler. Aldım 1000'er liralık 4 tane hisse. Ertesi gün düşmedi, yükseldi. Yükselsin, bana ne kardeşim. Ben izleyeceğim. Hani dedik ya, 5286 seviyesi üzerine atmadan yeni pozisyon açmayın. Orayı beklerim. Belki hisseyi %7-8 yukarıdan alırım ama kafam rahat eder bu kafa. Borsada psikoloji çok önemli diyoruz. Borsada psikolojiyi yönetmek çok önemli. Pardon arkadaşlar. Borsada psikolojini yönetemiyorsan, kendine hakim olamıyorsan, al sat yapıp devamlı zarar ediyorsan borsada durma. Çık borsadan. Sadece bir hafta, 10 gün, 15 gün, önümüzdeki hafta sonuna kadar, bu hafta sonu değil, önümüzdeki hafta sonuna kadar borsayı biraz izlemek gerekiyor. Önümüzdeki hafta içerisinde Halkbank davası var. Olumlu ya da olumsuz beni ilgilendirmez. Ben önüme bakarım. Nakit de beklerim. Olumlu haber gelirse gidecek, olumsuz gelirse düşecek. Ben her zaman kötüye bakarım. Ya olumsuz gelir de benim elimdeki hisse %10 düşerse? Ama olumlu gelirse %3 yukarıdan alırım, 5 yukarıdan alırım. %10, 10, 10, 2 gün, 3 gün gelirse benim karım gider. Ben bunu düşünüyorum. Zaten ne diyoruz? Borsa bahane yeridir. Borsa bahane yeridir. Ekonomide, krizde, siyasette, şunda bunda bir bahaneyi duyarsa olumlu yukarı, duyarsa olumsuz aşağı. Ya bunu kafana yerleştir kardeşim. Oradan buradan duyduğun hala o hisselere gidiyorsan, bir hisseyi alırken pazardan domates, salatalık alırken nasıl seçerek alıyorsan hisseyi de seçerek al. Kafana göre alma. Falanca şu hisseyi söyledi, ucuzmuş, alayım. Ya o hissenin ne iş yaptığını bilmiyorsun. Daha hissenin kodunu bilmiyorsun ne olduğunu. Kesele peke dedi. Ya bu ne diye bana soruyor. Kızıl mükkar yatırım. Bana soruyor. Biri bunu al dedi ama bu ne? Ben bunu alacağım, ucuzmuş. Ne iş yapıyor dedim. Bilmiyorum. Kesele kepe diyor. Geçen de bir tanesi eregele diyor. Ya dedim bu ne? Ereğliymiş abi diyor. Ben bundan alacağım, ucuzmuş. Dedim ne iş yapar ereğli? Valla bilmiyorum, ucuz dediler. Ben de alacağım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Borsaya yeni giren kardeşlerime sesleniyorum. Arkadaşlar, siz Z kuşağıysanız, 40 yaşının altındaysanız, Z kuşağı diyorlar. Siz araştırmacı olun. Ya sadece borsada internete girin, o hissenin adını yazın, deyin ki ne iş yapıyor, orada bir okuyun. Her zaman ne diyoruz? FK'sına ve defter değerine bir bakın. Orada zaten yazıyor. Diyorum ki, ya FK'sı, yani fiyat kazanç oranı, FK diye geçiyor. Ya FK'sı altının altındaysa, altının altındaysa ucuz, DD bölü D, yani PDD bölü D, yani piyasa değeri bölü defter değeri, 3'ün altındaysa ucuz. Bunları alın diyorum. Ama sen hiç bakmıyorsun. Fiyat kazancına bakıyorsun, 150, 50, 80, defter değerine bakıyorsun 30-40, o hisseye giriyorsun. Aha hissem düştü, ben ne yapacağım? Ha işlerinden 10 tanesi bir tanesi tavan gidiyor, denk geliyor da 9 tanesi aşağı geliyor. Borsa darphanedir, kafayı çalıştırana. Kafayı çalıştıramayana, öyle işte ne olduğunu bilmeden cumburlop dalana da borsa kumarhanedir. Kumar oynamak istiyorsan borsaya gelme. Git kumar oyna. Hiç olmazsa bir defa da kazanırsın, paran biter, stresin de biter. Borsada öyle değil. Bir gün aşağı, bir gün yukarı, 3 aşağı 5 yukarı, şöyledir böyle. Senin psikolojini de bozar. Ya senin günde güncelik iş yapmanı da engeller.
Devamlı elinde olduğu için ne telefona bakabilirsin, ne bir iş yapabilirsin, ne bilmem bir yerde çalışıyorsan patronundan fırça yersin, ne patronsan işçilerine bakamazsın, işi yönetemezsin. Oyuncu olma oyuncu, borsada yatırımcı ol. Hastalık derecesinde borsada olma. Beni dinlemiyorsan da izleme, söylediklerimi yapmıyorsan da bence zarar ediyorsun. Ne zaman borsaya gireceğiz, ne zaman alacağız tek tek söylüyoruz burada. Söylemeye de devam edeceğiz. Biraz kafam bozuk arkadaşlar, kusura bakmayın. Biraz bağırarak konuşuyorum. Benim ses tonum böyle. Kesinlikle yanlış anlamayın. Saygısızlık olarak nitelendirmeyin. Ben küçük yatırımcının para kazanması için o kadar uğraşıyorum. Ya çevremdeki böyle bana tanıdığım arkadaşlar WhatsApp'ta yazıp ya ben bunu aldım da işte bu kadar zararım var ne yapayım? Ya ben diyorum ki arkadaşlar aldığınız hisseye eğer al satacaksan kısa vadede stop noktanı koy. Ben 10 bin liralık aldım 250-300'e zarara düşerse satarım diye haydi bay bay da gönder gitsin. 10 bin liralık almış biraz düşmüş almış biraz düşmüş almış olmuş 30 bin lira zararı olmuş 5 bin lira iyi ben ne yapayım şimdi? Ya alırken bana sormuyorsun. Destek direnç noktasını bana sormuyorsun. Ne zaman borsaya gireceğim ben zaten size söyleyeceğim. %70 nakite geçtim ben arkadaşlar. Bugün %20'lik bir kısmı aldım -5-6'lardan. Ben destek dirençlerini de söylüyorum. Videolarımı da izliyorsunuz. Alt desteklerde tutunursa bir %20 daha. Kırarsa aşağı destekte bir %20 daha. O şekilde nakit o şekilde değerlendiriyorum. Hemen yarın endeks gidiyor. Giden hisseyi almam. Ben düşen hisseyi alırım. Giden hisseyi almam. Bana ne gittiyse gitmiş. Şu anda alacağımız hisse -5-5-5 geliyorsa ben nakitimin 4-5-6 parçaya bölerim. Diyelim ki 100 bin lira nakitim var. 10 bin liralık bugün. 10 bin liralık yarın. 10 bin liralık yarın. Öyle 4-5 tane hisseye de sepet yaparım. Benim hem ortalamam aşağı gelir. Ufacık ortalamam düzeldiği zaman da anında yeşile geçer benim para. Yani yeşile geçer dedim. Nakiti yeşil gösteriyor ya. Kârda olduğumuzu yeşil gösteriyor. Zararda olduğumuzu kırmızı gösteriyor. Ben hemen çabuk yeşile geçerim. Biz sizi uyarıyoruz, söylüyoruz. Kademe kademe az az. 4500 seviyesine kadar gelebilir bu endeks. Ben size onu söyleyeyim. Önce 4703 ve ondan sonra 4500. Oraya kadar gelme ihtimali var. Bir hafta 10 gün eğer sattıysanız yarın %2 yapınca cumhurluk dalmayın. Sadece bir hafta 10 gün izleyin. Şu önümüzdeki hafta Halkbank davasını bir atlatalım. Ortalık biraz durulsun. Ondan sonra gidin. Ya 5-10 günde kafanız rahat etsin. Borsada olmasanız ne olur ya? Ne olur kıyamet mi kopar? Sadece izleyin. Bu aralar borsada fazla işlem yapmayın. Hisseniz çok aşırı zarardaysa bekleyin Allah'ım ya Rabbim bu da benim kaderimmiş deyin. Bekleyin. Nakitiniz varsa da bence yine bekleyin. Acele etmeyin. Kademeli kademeli 3-4-5-4 böyle toplayın. Ama cumhurlop diye tek hisse asla ve asla tek hisseye de dalmayın. O da çok tehlikeli. O hisseyle ilgili bir haber gelir, kötü bir şey gelir, o tapır tapır aşağı gelir, diğerleri tapır tapır yukarı gider, senin psikolojini iyice bozar. En az 5-6 tane sağlam, güçlü böyle BIST 30-50 hissesi alın, kenara koyun ve izleyin. İşinize gücünüze bakın. Fabrika çalışıyor. Hisse demek, o hisse, fabrikanın hissesini almak demek, o fabrikaya ortaksın demek. Fabrika çalışıyor, bana ne dersin? Endeks çıkmış kalmış, bana ne dersin? Ya budur, yatırım budur yani. Bu şekilde hareket edin. Endeks düşmüş, kalkmış, gitmiş bana ne diye uzun vade düşünüyorsanız asla zarar etmezsiniz. Bugün alayım, yarın satayım, bugün alayım, üç gün sonra satayım. Eyvah düştü alayım, eyvah gitti satayım falan filan sizi zarar ettirir. Bunlardan uzak durun sevgili kardeşlerim. Ne zaman %100 borsaya geçeceksek zaten size ben videosunu çekip söyleyeceğim. Bunları da takip edin. Zaten her gün video çekiyorum. Artık her gün çekiyorum. Gripal enfeksiyon geçirdim. Bir hafta 10 gün çekemedim kusura bakmayın. Ama her gün video çekiyorum. Ama her gün de sizi uyarıyoruz. Endeks düşecek, endeks gidecek. Aman dikkat ama şöyle. Şu haber var, bu haber var falan filan. Takip edenler kazanmaya devam edecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.